Oğlum dükkan açalı 5-6 ay kadar oldu. İşleri çok güzeldi. Şehir dışından motorlar geliyordu. Sadece tamir değil, custom işi yapıyordu oğlum. Ölmüş motorları yeniden can veriyordu, güzelleştiriyordu ve onun hayalleri vardı. Hayallerine sahip çıkmak istedim ve bu dükkanı açık tutmak istedim. Kendi döner dükkanımı sattım. Buraya yoğunluk verdim. Oğlumun üzerine toprak attılar. Ama dükkanın üzerine toprak atmalarına izin vermeyeceğim. Ben burayı yaşatacağım. Burası yaşadıkça benim oğlum da benim yüreğimde yaşayacak. Evet, ben de yardım ediyorum. Motor tamiri yapılıyor. Yağ değişimleri var. Custom işi yapılıyor. Güzelleşiyor, makyajlanıyor motorlar. Oğlumun yaptığı gidonlardan uygulanıyor. Tost döner dükkanımız vardı. Ben ekmek almaya giderken dükkan gördüm. Boş dükkan. Oğlum da dükkan arıyordu. Yaptığı iş zevkle yapıyordu bu işi. Evde falan yapıyordu. Kendi motorunu söküp takardı. Bisikletini söküp takardı. Normal bir motoru vardı, onu çapıra döndürdü. O kadar zeki bir çocuktu. Dükkan bulduğumu söyledim. Nerede olduğunu söyledi. Ben de adresi verdim. Yanıma geldi. Ve bende 200 lira para vardı. Onda 300-500 lira kadar vardı. Gelinimde 80 lira kadar vardı. Hepimiz paramızı topladık. Bu dükkanı tuttuk. Sonra boyasını yaptı içine girip. Ne bileyim, güzelleştirdi. Kendi motorunu getirdi geldi. Arkadaşları getirdi motorları. Böyle böyle etrafa salındı her şey. Motor tamiratları geliyordu, custom işleri geliyordu. İşleri çok güzeldi. Hatta vefat etmeden önce 3 tane customlanacak motor vardı. Tabii ölüm haberi geldikten sonra bunlar vazgeçtiler. Biz bekliyoruz, bekliyorduk da 2 gün, 3 gün önce bir çocuk aradı. Custom işi yaptıracağım. Daha önceki abi yapıyordu falan, devam ediyor mu dedi. Ben de evet dedim, devam ediyor dedim. Şu an onu bekliyoruz. Gelecek, görüşeceğiz. Oğlum kadar olmasa bile onun hayalleri üzerinde aynısını yapacağız. Oğlumun hayallerini yaşatıyorum. Yani bu işlere ben kendim bildim bile. İlk bisikletimi aldığımda mahalledeki çocukların tekerlerini yamayarak fren tellerini değiştirerek başladım. Oradan geliyorum.
Yani ben evimin altında daha öncesinde kampüsteki evimde kaldırımda motosiklet söküp takıyordum. Yani dedim ben bunları yapabiliyorum zaten. Gerekli yeteneğim var, gerekli bilgim de var. Daha sonrasında garajı olan bir eve taşındım. Retro bir garajım vardı. Orada bu işi yapıyordum, devam ettiriyordum. İşte müşterilerin gerekse arkadaşların uzaklık şikayeti olduğu için böyle bir dükkan açma gereği duydum. Hani artık bir ihtiyaç olduğunun farkına vardım ve burayı açtım, burayı kurdum diyelim. Ayrıca şöyle hani bunun espri tarafından bakarsak benim adım soyadım Berk, az önce de dediğim gibi. Berk İskandinav dilinde hani demir, sert anlamına geliyor. Oradan işte dönüştüre dönüştüre, yuvarlana yuvarlana Iron Custom oldu. Demiri de severim, demirle uğraşmayı çok severim. Demir beni yansıtan bir şey. Yani demirden her şeyi demirden yapasım var. Plastik parçaları sevmem mesela. O yüzden Iron Custom hani Iron artık plastik parça söküp onun yerine metalini takmayı sevdiğim için Iron Custom en başında. Benim amacım yapılmamış yapmak, insanları mutlu edebilmek. İnsanlar dediysem normal insanlardan bahsetmiyoruz burada hani. Motosikleti olan, bu işe gönül vermiş, bu işe tutkusu olan insanlara ben belli bir hizmet sunabilmem lazım yani. Şöyle bir şey var. Normal bir tamirhaneye gidildiğinde işte ben atıyorum adam arkasına yuvarlak bir demir istiyor motorun. Yaptırabileceği hiçbir yer yok. Demirciye gitmesi lazım. Tanıdığı varsa iş yapıyorlar. Ama bizim burada motora dair, demire dair, metale dair her şey mevcut. Benim amacım buydu yani burayı kurarken.